Herkese merhabalar. onun sınıf Türk Dili ve Edebiyatı yazılısına hazırlanıyoruz. 2. yazılı hazırlanıyoruz. İlk yazılıda güzel çalıştık. iyi notlar aldık. Bazı arkadaşlarımız tam istedikleri notları alamamış olabilirler. Ama şimdi ikinci yazılıda çok güzel bir şekilde daha iyi çalışıp daha iyi notlarla bu dönemi bitireceğiz. 2021'i bitirip 2022'ye harika bir şekilde gireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Arkamıza yaslanalım ve yazılı programımıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar bugünkü yazılı programımıza öncelikle detaylı, ayrıntılı sizlere en yüksek not aldıracak ama hızlı bir tekrar yapacağız şöyle. Gördüğünüz gibi hikaye konusunu, meslevi konusunu, tanzimattan cumhuriyeti hikayeyi, geçiş dönemini, şiiri, İslamiyet öncesindeki şiiri, halk şiir nazım şekillerini, divan şiir nazım şekillerini, destanları güzel bir şekilde böyle özetleyeceğiz. Ama sonrasında hocam biz sınava gireceğiz ya bunlar nedir? Biz konu altını istemiyoruz demeyin. Filmsi, dil bilgisini, aynı zamanda tamlamaları da detaylı bir şekilde anlatacağız hızlı bir şekilde. Sonra sorularımız geliyor. Diyeceğiz ki Türkler hangi alfabeleri kullanmışlar? Boşlukları dolduralım arkaya doğru ilerleyelim. Sanat anlayışları tanzimat dönemi. İşte geçiş dönemindeki dört büyük önemli eser hatta beş büyük önemli eser. ve hatta nazım birimi dörtlük mü hece ölçüsü mü? Bunların hepsini detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Hatta soru soruda ilerleyeceğiz. Şimdi dolayısıyla hızlı bir şekilde başlıyorum. Gerçekten çok önemli bir yazılı. Kesin çıkar bölümlerimizde. Yüzde yüz buradan soru gelir bölümlerimizde sizlere de destek olacağız. Sizler de mutlaka mutlaka Akıl notlarından sonradan çalışmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki akıl notları bir dönem yazılılardan önce ve sonra yanınıza gezdirebileceğiniz süper notlar. Hızlı bir şekilde başlıyorum arkadaşlar. Şimdi edebiyatımızı dönemlerine Fuat Köprül'ü ayırıyor. Diyor ki... Türk edebiyatının dönemleri ayrılması hatırlarsanız birinci yazılda gelir demiştik bu konudan. İslam yani din etkisi, coğrafya anlayışı, dil anlayışı etkili oluyor. İslamiyet öncesinde sözlü ve yazılı dönem var. Burada biliyorsunuz ki göreceğimiz eserler var bunları söyleyeceğiz. Yazılı dönemde bilhassa Orhun abideleri ve Uygur döneminde dini içerikli yazılan Kalyanamkara, Papamkara ya da Altın Yaruk, Sekiz Hikme gibi eserler önemli. Orhun abideleri ise en önemlisi. Niye hocam? E çünkü ilk yazılı edebi eserimiz. Sonra İslamiyet'le tanışıyoruz. 751 yılında Talas Savaşı'nda Türkler Abbasilere yardım ediyor. Ve Araplar bizim sayemizde Abbasiler Çinlilerin tehlikesinden kurtuluyor. Ve bizler de yavaş yavaş kitleler halinde İslamiyet'e geçiyoruz. İşte İslamiyet'e geçtikten sonra ilk Müslüman Türk Devleti Karahanlar döneminde Hakaniye lehçesiyle yani Doğu Türkçesiyle Kutatkubilik, Atabetül Hakayık, Divan-ı Türk veyahut da işte Divan Hikmet gibi değerli eserler yazılıyor. Ve sonrası artık İslamiyet'e net bir şekilde geçiyoruz. Divan Edebiyatı'nda ağır süslü beyitlerle, halk edebiyatında sade nazım birimi dörtlüklerle çok güzel şiirler yazılıyor. Sonrası Batı etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı'nı görüyoruz. Bunları şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım. İsterseniz gelin içeriye girelim. Şimdi Türkçenin tarihi gelişimi önemli. Yazılı kaynaklarda bir izlenemeyen bir dönem var. Bu dönemde ne olduğunu tam bilmiyoruz. Sonra eski Türkçe dönemi var. Kök Türk dönemi yani Türk adıyla kurulan ilk Türk devletinde, köktürk döneminde köktürk yazılarında ilk olarak alfabelerimizle Türkçe ile karşılaşıyoruz. Uygur döneminde Altın Yaruk 800 Yükmek ırk bitiği söylemiştim. Karahanlı döneminde de yani bu geçiş döneminde Hakan yerleşçesiyle mutluluk bilgisi, ilk sözlüğümüz, gerçeklerin eşiği, Divan Hikmet gibi çok değerli eserler yazılıyor. Batı Türkçesi, batı derken hocam yani Orta Asya'ya göre batıda kalıyoruz ya biz Anadolu, Osmanlı Türkiye. Bunlar Batı Türkçesini oluşturuyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bakın hatta şurada Dünya haritamız da var. Nerede? Yani dünyamız da var hatta. Ne dünya haritası? Dünya, Orta Asya burasıysa arkadaşlar, Doğu'ya giderseniz Japonya'ya giderseniz. Batı'ya gittiğinizde Türkiye, Anadolu'yu ve Osmanlı'ya ulaşırsınız. İşte o yüzden Batı Türkçesi deyince bunlar aklınıza gelecek. Kuzey Türkçesi, Kuzey Türkçesi, Kıpçak Türkçesi ve Doğu Türkçesi, Çağatay Türkçesi olmak üzere iki ayrılıyor. Şimdi burada hatta sınavda gelecek olan bir soruyla hemen başlayayım sonra yine özetimize devam edelim arkadaşlar nerede bakalım ha Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeleri aşağıdaki kutucuklara yazınız buradan arkadaşlar sınavda ilk sınavınız hocanın sormadıysa buradan yüzde yüz soru gelecek nedir arkadaşlar bizler sırasıyla ilk olarak kök Türk alfabesini kullanıyoruz zaten Orhun abideler yani Orhun anıtları Türk edebiyatındaki ilk yazılı eser kök Türk alfabesini bilmemiz lazım bu bir sonrasında Uygur alfabesi var. Burada da yine çok değerli eserler yazılıyor. Ve aynı zamanda Kutatkubilik yani İslamiyet'e geçip Allah'tan, peygamberden, Ramazan'dan, oruçtan, namazdan bahsettiğimizde bile yine Uygur alfabesiyle biz Kutatkubili yazıyoruz. Sonrasında tabii ki Arap alfabesi de Etkileneceğiz. Arap alfabesini kullanacağız. Nerede kullanacağız? Mesela Osmanlıca, Arapça arkadaşlar. Yani Arapçadaki mesela Arapçada S var. Bunun haricinde... J gibi, Ç gibi sesler gelecek. Şimdi aynı zamanda 1928'de Latin alfabesini kabul ediyoruz biliyorsunuz harf devrimiyle. Şu anda kullandığımız alfabe de bu. Bir de Kiril alfabesi var. Bunda İtil Bulgarları gibi farklı bölgelerde, Balkanlardaki Türkler kullanacaklar. Burası önemli olduğu için burayı hemen gösterdim. Ve ardından da hemen tekrar özete devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi Hikaye bölümüne baktığımızda Dede Korkut hikayeleri, halk hikayeleri çok önemli bir kısmı oluşturuyor. O yüzden buraya dikkatli bir şekilde kulak vermenizi istiyorum. Şimdi ilk başta hikayeler, bir destanlar var böyle destan dönemi. Sonra Dede Korkut hikayeleri var. Halk hikayeleri, meslemiler ve günümüzdeki hikaye geliyor. Dede Korkut hikayelerinden sınavda soru kesinlikle gelir arkadaşlar. Çok çok önemli. Dede Korkut hikayeleriyle alakalı şunu kesin bilmeniz lazım. Bu üniversite sınavında da çıkmış. Destandan halk hikayeciliğine geçişin ilk örneği nedir diye sormuş ÖSYM. Dede Korkut hikayeleri diyeceksiniz. 9-11 yüzyıllar arasında oluşuyor. Bir ön söz 12 hikayeden oluşuyor. 15. yüzyılda yazıya geçiriliyor. Oğuzların hayatına ve komşularıyla olan mücadelelerini konu ediniyor. Şiir düz yazı karışık şekilde yani olaylar Düz yazı, konuşmalar şiir şeklinde. Dede Korkut hikayelerin yazarı değil, anlatısı olan Bilgi bir Ozan. Yani Dede Korkut hikayeleri anonim. Halk hikayelerine baktığımızda bu gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun anlatım türü. Göçebe hayattan yerleşik hayata geçen ilk ürünleri meddahlar veya aşıklar tarafından anlatılıyor. Çilerde destana göre olağanüstülük azalıyor. Yani mesela Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan çok çok olağanüstüyken burada işte Ferhat ve Şirin, Kerem ve Aslı, Köroğlu gibi destanlarda biraz daha sakinlik göreceğiz arkadaşlar. Genellikle sevgi ve kahramanlık konuları işleniyor. Şiir düz yine karışık şekilde Olaylar nesirle, bakınız aynı Dede Korkut gibi, duygular nazımla, konuşmalar nazımla anlatılıyor. Mesnevi ise divan edebiyat döneminde Araplardan, İranlardan bizim edebiyatımıza geçiyor. Divan edebiyatının en uzun nazım şekli. Mesnevi deyince akla şöyle bir şey gelecek arkadaşlar. Bak A, A, B, B, C, C, D, D, e, e, F, F diye gidiyor. Burada şunu bilmeniz lazım. Aruz'un kısa kalıplarıyla yazıldığı için uzun uzun yazılabiliyor ve kendi içinde kafeli olduğu için sınırsız beyitten oluşuyor. Bak nazım birim beyit her beyit kendi içinde uyaklı. Beyt sayısının belli bir sınırı yok. Mesela gazelde bir sınır var. Gazel 5-15. Kaside 33-99. Mesnevi sınırsız beyitten oluşuyor arkadaşlar. Ve aruzun kısa kalıplarıyla yazılıyor. Edebiyatımızdaki ilk mesnevi mutluluk bilgisi anlamına gelen Yusuf Hasacim'in yazdığı Kutadgu Kutadgubilik. Divan edebiyatının en uzun nazım biçimi. Niye hocam? E çünkü belli bir beyit sınırı yok. Ve bugünkü romanın yerini tutuyor. Şimdi buradan da mutlaka soru gelir arkadaşlar. Buraya dikkatini çekmek istiyorum. Hatta yüzde yüz yazılda sorulur bölümüne getiriyorum buraya. Neden? Risaleti Nusiye Yunus Emre, Mantık Uttayr, Gülşehri, Aşıkpaşa Garipname, Ahmedi İskendername, Süleyman Çelebi Vesilet-i Necat, Şeyhi Harname bilhassa bu çok önemli. Leyla ve Mecnun Fuzuli, Hayrabat Nabi, Hüsnü aşık şeyi galip. Bunlardan hiç korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunları şöyle düşünebilirsiniz. Aşık Paşa garip. Aşık insan garip olur. Ahmet İskenderi sever. Gül abla mantıyı sever. İşte Süleymaniye Camii'nde vesület i Necat yani Mevlüt okutul diyeceksiniz. vesület i Necat esasla peygamberimizin hayatını anlatan bir şiir ama biz işte sünnet törenlerinde veyahut da cenazelerde okuttuğumuz Mevlüt. Şeyhinin harnamesi önemli. Öküz olmaya yeltenen bir eşeğin hikayesini anlatıyor. Burada bir fabul özelliği taşıdığını size sorabilirler arkadaşlar. Leyla ve Mecnun Fuzuli. Nabi abi olduğu için bizim hayırlı olma, insan olmamızı istiyor diyeceksiniz. Şeyh Galip'te bakın. Şeyh Galip, Hüsnü Aşk. İki isim, iki isimli bir kitap. Şeyhi bir, harname bir diye aklınıza tutabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar edebiyatın çok büyük eserleri. Bunları hocanız size yazdırdıysa okulda sınavda soracaktır. Şimdi... Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine hikaye baktığımızda Tanzimat döneminde tabii ki romantik hikayeler var. Yani toplum için hikayeler yazılıyor. Olaylar günlük hayat ve tarihten alınıyor. Meddah geleneği var. Yani böyle bir birleşik halkı bilgilendiriyormuş gibi. Duygusal acıklı konular var. Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Letaif-i Rivayat zaten edebiyatımızdaki ilk öyküler arkadaşlar. Bunu bilmeniz lazım. Tanzimat ikinci döneme baktığımızda romantizm ve realizm ve naturalizm var. Artık birazcık gerçekçi hikayeler yazılmaya başlanıyor. Hatta Sami Paşa'da Sezai'nin yazdığı... Sergüzeş adlı roman var. Ama biz burada hikayeler öğreneceğimiz için Küçük Şeyler adlı hikayesi çok çok önemli. Sergüzeş romanı roman konusuna gelince göreceğiz ama Sergüzeş'ten ziyadesiz Küçük Şeyleri zihninize yazın arkadaşlar. Bu da önemli. Bunu da Sergüzeş'te sorar tabii hocanız. Konular günlük hayattan anlıyor. Teknik anlamda batı tarzına uygun. Yani biraz daha böyle iyiler kazanıp kötülerin kaybettiği anlayışı biraz azalıyor. Çünkü romantizmde Toplum için sanat yapıldığından okuyucu yönlendiriliyor. İyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor. Ama gerçekçi hikayede öyle bir şey olmayabilir. İşte burada Batı tarzı tekne uyuyor ve olayın akışı da kesilmiyor. Burada olayın akışı kesilebiliyor. Bireysel duyarlılıklar yansılıyor. Servet Fünun'a baktığımızda ise sanat için sanat görüşü var. Sanatçılar olay öyküler yazıyorlar. Teknik yönden gelişiyor. Aşk, aile, evlilik temaları var. Dili romana göre sade. Halis Ziya Uşaklıgil, Aşkı Memnun'un yazarı. Mehmet Rauf, Eylül'ün yazarı. Burada çok güzel hikayeler yazacaklar. Milli Edebiyat dönemine baktığımız zaman artık Türk bayrağını dalgalandırabiliriz. Niye? Çünkü milliyetçilik ve türçülükten etkileniliyor. Sade dil anlayışı var. Konular tarihi hayattan işlenecek, açı seçilecek. Kurtuluş Savaşı ve memleket gerçekleri anlatılacak. Ömer Seyfettin olay öykücülüğünün en büyükleri bizde. Hikayeciliği ilk mesleğe getiren kişi. Refik Halit Karay memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri yazacak. Halid Edip adı var yine Kurtuluş Savaşı ile alakalı çok güzel hikayeler yazacak. Yakup Kadri, Reşat Nuri bunlar çok çok değerli sanatçılar. Bunları zaten 11-12'de eserleriyle detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdi Şiire geçmeden isterseniz bu hikayeyle alakalı biraz sorular çözelim ki biraz terimiz soğusun. Hemen bunu kaldırıyorum ve e, geçiyorum bu kısma. Şimdi diyor ki numaralanmış cümlelerde bırakılan boşlukları tamamlayınız. Sır, şölen, toy törenlerinde söylenen aşk, doğa ve yiğitlik konulu şiirlere biz tabii ki de koşuk diyoruz arkadaşlar. Koşuklar halk edebiyatta koşmaya, divan edebiyatta gazele dönüşecek. Günümüzde şiir yani. Halk şairlerinin şiirleri cönk adı verilen defterlerde toplanıyor. Divan şiirinde eleştiri amacıyla yazılan şiirlere hiciv deniyor. Şeyde ise halk edebiyatı ise taşlama denecek. Yergi yani. Halk nokta nokta nazım nesir karışık evet. Halk hikayelerinde duygular, konuşmalar genellikle nazım, olaylar nesir şeklinde yani düz yazı şeklinde oluyor. Yaradılış ve Bozkurt destanları İslamiyet'ten önceki destanlar. Çünkü kurdu gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki bu İslamiyet öncesi. Aynı şairin beş mesnevisini toplayarak oluşturduğu esere beş anlamına gelen hamse diyoruz. Mesnevi neydi hocam? Hani vardı ya A, A, B, B, C, C, D, D diye gidiyordu. İşte orada mesnevi, beş mesnevi hamse oluyor. Edebiyatımızdaki ilk mesneviyi de Alişir Şir yazıyor. Divan şiirinde tüm beyitleri aynı konu işleyen gazellere de biz tabii ki yek ahenk gazel diyeceğiz. Bunu birazdan gazel kısmına geleceğim. Bir kez daha göstereceğim arkadaşlar. Ahmet Mithat Efendi'nin Nokta Nokta adlı serisindeki hikayeler... ...Türk Edebiyatı'nda batı tarzı ilk yerli hikayeler. Bakın bu sınavda çıkar demiştik, yazılda sorulur demiştik. O zaman tekrar söylüyorum. Edebiyatımızdaki ilk yerli hikaye nedir dediğimizde... ...hep birazdan, hep birlikte ne diyoruz? Letaifi Rivayat adlı eser diyoruz arkadaşlar. Sami Paşa'da denildi Sezai'nin yazdığı... ...bakın burada da ilk gerçekçi, başarılı örnekler... ...yani başarılı hikayelerin batı tekniğine uygun diyor. Bu biraz daha teknik açıdan daha üstün. Bunlara da ne demiştik? Küçük şeyler demiştik. Hani Sami Paşa'da Sezai Sergüzeşt romanı yazar ama Küçük Şeyler adlı hikayesi çok çok önemli. Hikayecileri milliyetçilik akımından etkilenmişlerdir. Nerede Türk bayrağı çizmiştik arkadaşlar? Hatırlayın bakalım. Milli edebiyatta milli edebiyat hikayecileri milliyetçilik akımından etkileniyorlar. Burası da önemli. Şimdi Hemen şuraya bakalım. Tanzimat dönemi hikayesinin özelliklerini yazarak tabloyu doldurunuz diyor. Bunu az önce söylemiştik. Beraber yapalım. Şimdi birinci dönemde sanatçılar toplum için sanat diyor. Diyor ki toplum için sanat yapıyoruz biz. Çünkü bu sanatçılar romantizm akımdalar. Yani romantizm duyguculuk, coşumculuk demek duygularını eserlere katıyor tanzimat sanatçıları. Konulara baktığımızda yanlış batılaşıyoruz diyorlar. Yani yanlış batılaşma konusu önemli. Yanlış batılılaşma konusunu irdeleyecekler. Cariyelik konusunu işleyecekler cariyeler. Ve aynı zamanda görücü usulüyle evlilik. Görücü usulüyle, usulüyle evlilik konusu yine çok çok önemli. E, kişilere baktığımızda kişiler tek yönlü. Yani çok fazla yönleri yok. Mesela Sertifünün dönemindeki kişiler biraz daha farklı yönleri olacak. Hatırlarsanız mesela bildiğiniz bir örnekten vereyim ki daha iyi aklınıza yerleşsin. Mesela romanda Halil Ziya Uşaklıgil'in yazdığı Aşkı Memnun romanı hepimiz dizisini en az 6000 kez televizyonlarda izledik. Şimdi ne oluyor Aşkı Memnun'da? Karakterlerin farklı farklı yönleri var. Yani iyi yönü de var, Bihter'in kötü yönleri de var. Behlül'ün iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. İşte ama burada kişiler tek yön. Yani iyi ise iyi bitiyor. Başka bir özelliği yok. Ve olay akışına baktığımızda Olay akışı kesilerek, bakın burası önemli. Olay akışı kesilerek e, okuyucuya bilgi veriliyor. Okuyucuya bilgi veriliyor. Bu da tabii ki kusur bilgi verilir. Bu teknik yönden kusur arkadaşlar. Bu varsa bir eserde veya bir romanda e, teknik yönden kusurlarla geliyor. Yani hani dizilerde bir anda dizinin kesilip, evet sevgili izleyiciler. Bizler de bazen buna benzer şeyler yaşamıyor muyuz? Dese bu ne ya dersin? Ya dizinin bir anda gerçekliği kaybolur. İşte o teknik yönden kusur oluyor ve rastlantılara çok sık rastlanıyor. Rastlantılar var. Bu da önemli. İkinci döneme baktığımızda başka bir renge geçmek istiyorum. Yeni bir dönem. Artık burada sanat için sanat var. Çünkü e, burada ikinci meşrutiyet öncesinde birinci meşrutiyet sonrasındaki bir istibdat dönemi var. Sanatçılar burada duygularını fazla yansıtmayacaklar. Gerçekçi yani realist ve gerçeğin biraz daha üstün hali olan naturalist davranacaklar. Peki konular nedir? Yine aynı konular var. Yine miras konusunu göreceğiz. Veyahut da buradaki şu konuların hepsini aynen hop tik tik denden işareti koyabiliriz. Yani cariyelik, yanlış batılaşma, görücü evlilik var. Hatta alafrangalık özentisi. Yani bu da zaten yanlış batılaşma oluyor. Alafrangalık özentisi de var. Böyle bir tablo verirse hocanız sınavda kesin soracağı için burayı şöyle hatta şu oku kullanmak istiyorum izin verirseniz. Hoca yüzde sorar diyoruz. Kişiler burada tek yönlü değil. Gerçek hayata uygun. Yani gerçek hayatta hepimiz tek yönlü müyüz arkadaşlar? Bir düşünün bakalım. Hayır. Bazen iyi yönlerimiz var. Bazen gıcık yönlerimiz var. Bazen çok tatlıyız. Bazen çok sinirliyiz. İşte kişiler çok yönlü olması lazım. O zaman gerçek hayata uygun oluyor. Olay akışı burada kesilmez. Ne kesilmezmiş arkadaşlar? Olay akışı kesilmezmiş. Ve rastlantılar da tabii ki tanzimat ikinci dönemde azalmıştır. Sonrasında gittikçe daha da azalacak. Ve artık gerçekçilik artacak arkadaşlar. Şimdi o zaman bu kadar soru yeter biraz özetle devam edelim diyorum. Şurayı koyuyorum tekrar. Burayı kaldırmıştık ve geliyoruz şiir konusuna. Şimdi şiir deyince arkadaşlar bir İslamiyet öncesi Türk şiirimiz var. Bir geçiş dönemi eserlerimiz var. Bir halk şiiri var. Bir de divan şiiri var. Bu dördü arasındaki fark %100 sınavda gelecek arkadaşlar. O yüzden burada dikkat olmanızı istiyorum. Öncelikle bunu şu tabloyu birazdan gene getireceğim önümüze ama İslamiyet öncesi Türk şiirinde bir koşuklar var arkadaşlar böyle dörtlükler halinde sevgi dolu. Sap sade bir Türkçesi var. Hece ölçülü. Sagular vefat eden kişilerin ardından söyleniyor. Sonradan sagular halk edebiyatında ağıta, divan edebiyatında mersiyeye dönüşecek. Sakın mevlüt zannetmeyin. Koşuklar da halk edebiyatında koşmaya, divan edebiyatında gazele dönüşecek. Peki destanlar nedir? Halk edebiyatında halk hikayelerine dönüşecek. Divan Edebiyatı'nda da mesleviye dönüşecek arkadaşlar. Bunu da bilin. Şimdi buradaki şiirlere baktığımızda Türk şiirine bir kere dörtlükler var. Yerli, hece ölçüsü var. Bakın burada hemen şuraya yazıyorum. Hece ölçüsünü görüyoruz. Hece ölçüsü. Ve dış etkilerden uzak somut ögeler var. Dil saf sade böyle. Doğa kahramanlık konuları işleniyor. Ve halk için sanat yapılıyor. Bakın buraya yazıyorum. Halk için sanat yapılıyor. Halkımız öğrensin diyorlar. Halk için. Bunlar İslamet önceki Türk şiirinin özellikleri. Geçiş dönemi eserlerine baktığımızda hatırlarsanız 751'de Talas Savaşı ile İslamiyet tanışmaya başlamıştık. Ve Abbasilere Çinlere karşı yardım ettiğimiz için Abbasiler Çinlerin tehlikesinden kurtulmuş. Biz de Müslüman oluyoruz. Ve sonrasında şimdi bir geçiş var yani. Hem dörtlük var yine eskiden kalan hem beyit var. Hem dörtlük var yine hem beyit var. Nasıl yani? Mesela Kutat Bilig bu şekilde. Beyitlerle ve dörtlüklerle yazılıyor. Hem hece var. Bakın burada hece ölçüsü yazmıştık ya. Burada hem hece ölçüsü var. Artı hem aruz var hem sade eski Türkçe var hem de Arapça, Farsça dini kelimeler girmeye başlıyor. Buranın en önemli özelliği arkadaşlar didaktik yani öğüt vermek için yazılıyor. İslamiyeti öğretmek için yazılıyor. İslamiyet tasavvuf ve didaktik konular var. İslamiyetten önce İslam olma ihtimali var mı? Yok. Burada gök tanrı inancımız var. Burada ise İslamiyet, Allah, peygamber, namaz bunlar artık eserin içine girmeye başlıyor. Kutat Kubilik mutluluk bilgisi anlamına geliyor. Yusuf Hasacip tarafından yazılıyor. 11. yüzyılda yazılmış. Edebiyatımızdaki ilk mesnevi İlk aruz ölçüsüyle yazılan eser ilk e, siyasetten özelliği taşıyor. Divan-ı Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılıyor. Edebiyatımızdaki ilk sözlük Araplara Türkçe öğretmek için yazılıyor. Atabetül Akayık da gerçeklerin işi anlamına geliyor. Edip Ahmet Yükün ilk tarafından yazılıyor. Bu da dini tasavvufi bir eser. Dini bir eser yani bir öğüt veren bir eser. Divan Hikmet ise Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılıyor. Edebiyatımızdaki ilk mutasavvuf yani tasavvufçu kişi Divan Hikmet. Tin yazar Ahmet Yesevi. Mutasavvıfı ne demek hocam? Yani Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların, Hacı Bektaş-ı Veli'lerin hocası bu kişi. Yani Ahmet Yesevi çok büyük bir kişi. Şimdi Halk şerinin azım şekillerine, türlerine bakalım. Burada bir dini tasavvuf halk şeri var. Burada arkadaşlar hep böyle Allah sevgisi, peygamber sevgisini göreceksiniz. İlahiler mesela Allah sevgisiyle Yunus Emre'nin yazdığı şiirler olacak. Veyahut da Kaygısız Aptal da yazabilir. Nefeslerde mesela yine Allah sevgisi, peygamber sevgisi ve Hazreti Ali sevgisini çok sık göreceksiniz. Bektaşi şairleri yazacaklar. Nutuklar tarikat adabını öğretmek için. Nutuk çekiyorsun. Bak tarikatta adam olacaksın, efendi olacaksın, ahlaklı olacaksın, iyi olacaksın... E ...ya kendini tamamen Allah'a teslim edeceksin gibi şeyler anlatılıyor. Devriye'de Allah'tan geldik, Allah'a geri döneceğiz. Yani devir kuramı anlatılıyor. Şatiye'de dini olaylarla alay ediyormuş gibi duruyor. Ve o yüzden de birçok kişi çarpıldı diye düşünüyorlar ama hayır. Esasında felsefi derinliği olan şiirler. Burada da kaygı saptalı göreceğiz. Anonim halk şiirinde anonim. Ne diyorsunuz hocam? Anonim yani söyleni belli değil. Mani mesela yedilece ölçüsüyle yazılmış tek dörtten oluşuyor. Türkülerde ezgiler var. Ağıtlar vefat eden kişilerin ardından söyleniyor. Niller çocuklar için söyleniyor. Dili öğretmek için. Destanlarda tabii ki biliyoruz ki böyle ee, işte Türkçenin çok daha ulusal kavramlarının işlendiği, kahramanlık olan işlendiği şiirler. Aşık tarzına baktığımızda eline bir saz almış vatandaş canlanacak gözünüze. Bu diyecek ki koşma yazarsa on bir lece yazıyor. Sema yazarsa sekizli, varsağı yazarsa sekizli, destanda en uzun oluyor. Peki hocam bu desenle bu desen arasındaki fark ne? Bunun yazarı belli. Bunun yazarı belirsiz anonim. Peki hocam bu sekizi bu sekizi bunlar arasındaki fark ne? Varsağı da bre, behey gibi ifadeler var ve semai de ezgi de var arkadaşlar. Peki hocam koşmada şunlar nedir? Güzelleme aşk konularını işliyor. Mesela karaca olan bunlarda başarılı. Koçaklamada kahramanlık konularını göreceğiz. Taşlamada eleştiriyi, hicivi göreceğiz. Ağıtta ise vefat eden kişilerin ardından okunan şiirleri göreceğiz arkadaşlar. Burada Seyrani ve Bayburt'u zihni. Burada Dadaloğlu ve Köroğlu koçaklamalarıyla tanınacak. Şimdi divan şiirin azım şekillerine geldiğimizde ise gazellerimiz var. Burada gazel, kaside ve mesnevi de hemen şöyle sizlere güzel bir şekilde Diyelim ki aklınıza kalsın. Şimdi arkadaşlar gazel yazıyorum. Bakın gazeli böyle biraz güzel yazıyorum. Kasidenin belli bir amacı var. Kasideyi şöyle net bir şekilde amacına göre yazıyorum. Mesnevi zaten söylemeyecek. Mesnevi neydi? Romandı. Mesnevi günümüzdeki romandı. Şimdi gazel ustalık şiiri olduğu için en az beş, en fazla on beş beytten oluşuyor. Bak gazel beş beyt yapıyorum ve kaçıyorum arkadaşlar. Kaside ise otuz 99 doksan dokuz beyt var. Yine böyle başlıyorum. Bir, iki, 3 4 5 böyle 3 nokta koyuyorum. İleride devam edeceğini söylemek istiyorum yani. Anlaştık mı? Bu 5 15 beyitten oluşuyor. Bu ise 33 99 beyitten oluşuyor. Mesnevi hocam mesnevi sınırsız beyitten oluşuyor. Ve aruzun kısa kalıplarıyla. Kısa kalıp ne demek hocam? Bak. Bu cümle olarak düşünün bunu dize? Bu daha kısa cümleler. AA BB CC DD EE FF G, G, diye gidiyor. Ve buraya da sınırsızlık işaretini koymaya başlıyorum. Peki hocam bunların başka farkı yok mu? Var. Mesela mesnevi A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F diye kafiyelenirken gazel ve kaside A, A diye başlıyor. Bunlar hatta başlama yani matla beyti deniyor. İkisinin de başlama beyti. Kendi içinde uyaklı olduğu için matla beyti A, A, diye başlıyor. Sonra B, A, C, A, D, A, E, A diye devam ediyor. Bu da aynı şekilde B, A, C, A, D, A, E, A diye devam ediyor. Burada şurası çok önemli. Mesela şairin adı geçiyorsa diyelim ki nef'i yazıyorsa bu ne oluyor arkadaşlar? Mahlas oluyor. Aynı şekilde burada taç beyt diyebiliyoruz. Burada şunu bileceksiniz arkadaşlar. Sizler mutlaka mutlaka size sunu soracaklar. Mesela gazelin en güzel beytinin adı nedir? Beytül gazel. Kasitin en güzel beytinin adı nedir? Beytül kasit. Veyahut da diyecekler ki size, işte kaside kaç beyitten oluşur? 33.99. İşte meslevi kaç beytten oluşur? Sınırsız gibi ifadeleri çok çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda kasidenin bölümleri var. Nesip, teşbih ya da bakın hatta burada akıl notlarımızda da mutlaka bunları tekrar edebilirsiniz. Şöyle açalım, gösterelim size. Tanzimat diyor, girizgah var. Nesip bölümü, girizgah bölümü, metiye, tegazül, fare ve dua bölümü. Ne anlatıyorsunuz hocam? Nesip bölümü e, böyle 15-20 beyitten oluşuyor ve böyle bahar tasvir ediliyor. Girizgahta esas konuya girilmeye başlanıyor ve artık paça ölecekse övülüyor yani. Böyle hafiften giriş yapılıyor. Metiye esas övgün olduğu bölüm. Tegazül kasenin içinde bir gazel daha çıkabiliyor. Fahriye şair kendini övüyor. Duada da övdüğü kişiye dua ediyor. Ya başımızdan eksik etme diyor. Meseviler romandı. Kasideler e, belli bir kasıda yazılıyor. Mesela kasidelerin belli e, türleri var. Mesela diyelim ki eğer sen devrin büyüklerini övüyorsan o metiye oluyor. Eğer işte bir vefat eden kişinin ardından yazdıysan mersiye oluyor. Ya da kasidede işte böyle bir şehir anlatıyorsan şehrengiz olabiliyor. Bunlar önemli arkadaşlar. Aynı zamanda kasidelerde şurası da çok çok önemli. Kasidelerde arkadaşlar eğer ilk beyitlerde böyle bahar anlatıldıysa bahariye, kış anlatıldıysa şitaiye, işte yaz anlatıldıysa sayfiye gibi isimler de verebiliyor. Ramazan anlatıldıysa ramazaniye gibi isimler verilebiliyor. Burası çok çok önemli olan kısmı söylüyorum arkadaşlar. Mesnevi romanı yerini tutuyor. Aruzun kısa ölçüleriyle yazılıyor. Yine gazellerde eğer böyle aşk konusu varsa Fuzuli'nin yazdığı gibi aşkane gazel diyoruz. Eğer öğüt veriliyorsa Nabi abilerimiz gibi kemiği gazel diyoruz. Eğer böyle kadın ve aşkı anlatıyorsa Nedim'in yazdığı gibi şuhane gazel diyoruz baki gibi hayattan böyle zevk almayı anlatıyorsa rindane gazel diyoruz. Bunu hocalarınızın yazdığı bilgilere göre ekleyerek ilerleyebilirsiniz. Müstezat modifiye gazel. Aralara böyle ziyade pardon aralara şöyle ziyade denen beyitler giriyor müsezatlarda. Kıtada genellikle iki beyitten oluşuyor. Şimdi gelelim e, rubayı, tuyu, şarkı ve murabbaya. Birincisi tuyun yanına hemen Hop oh, çikilof Türk bayrağını koyuyoruz. Şarkının yanına da koyuyoruz. Niye? Çünkü bunları biz edebiyatımıza biz kazandırmışız. Peki Rubai hocam. Rubai tek dörtlükten oluşuyor. Araplardan geçmiş. Ee, aynı mani gibi A, A, X, A şeklinde kafiyeleniyor. Tuyu, tuyu da yine e, tek dörtlükten oluşuyor. Bunu biz bulmuşuz. Şarkı dörtlüklerden oluşuyor. Bunu biz bulmuşuz. Dörtlükler yazıyorum. Murabba da yine dörtlüklerden oluşuyor. Onu da bilmemiz lazım. Terki bent ve terci bent bentlerden oluşuyor. Burada arada vasıta beytinin değişip değişmemesine göre aralarına farklar var. Ziya Paşa ve Bağdat Ruhi terki bent ve terci de önemli. İşte Muhammed Beşli, Müseddes Altılı, Müsebba Yedili bunları hocanız işlediyse sorar, işlemediyse sakın bunlara fazla çalışmayın. Şimdi gelelim şuraya. Hemen şurada bir soruyla devam edelim. Bunu bitirmiştik. Tanzimat'ı karşılaştırmıştık. Hah şuraya bakalım mesela. İslamiyet'ten önceki daha doğrusu geçiş dönemindeki eserleri bir karşılaştıralım. Şimdi demiş ki burada, aşağıdaki açıklamaları uygu, ilgili olduğu uygun eserlerle karşılaştırınız demiş. Ha bu arada e, şunu göstereceğim demiştim, söz vermiştim. Buraya geleceğiz ama şu soruya bakalım. Edip Ahmet Yükneki 12. yüzyılda yazdıysa bu nedir arkadaşlar? Bu tabii ki Edip Ahmet Yükneki'nin eseri neydi? Atabetül Hakayık. Yani bir C oluyor arkadaşlar. Birincisi C. Edip Ahmet Yükneki yazıyor. Yusuf Asacip tarafından yazılan alegorik mesnevi yani işte bazı kişiler bazı kişilerin yerini tutuyor. Mesela vezir var, vezirin oğlu var. Onlar akıllı, akıbeti belli şeylerin yerini tutuyorlar. Alegorik, sembolik bir eser. Burada Kutatku olduğunu bileceksiniz. Yusuf Asacip tarafından yazılıyor. Mesnevi nazım için yazılmış ilk eserimiz arkadaşlar. Edebiyatımızdaki ilk eserlerden biri mesnevi yazılan hatta ilk eser. Bir ilk siyasetname, ilk aruz ölçüsüyle yazılan eser. Sonrasına bakalım mesela destandan halk hikayeciliğine geçin örneği çıkar demiştim siz hatırlarsanız. Bak biz de kendi sınavımıza sormuşuz. Oğuzların hayatını anlatıyor. Bu da Dede Korkut kitabı arkadaşlar. Hani demiştik ya Dede Korkut bilge bir zattı. Yoksa kitabın yazarı değildi. Anonimdi. Devam edelim. Türkçenin ilk sözü diyor. Bak lügat kelimesini hatırlayacaksınız. Divan-ı lügat -ı Türk. Araplara Türkçe öğretmek için Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılıyor. Ve geriye de zaten artık ne kaldı? Tabii ki de Türk tasavvufunun ve tasavvuf edebiyatının kurucusu İlk mu tasavvuf Ahmet Yesevi tarafından yazılan Divan-ı Hikmet kalıyor. Tasavvuf neydi hocam? Tasavvuf ahlak demek. Tasavvuf Allah sevgisi demek. Allah'a kendini teslim ediyorsun ve böyle işte zenginlik, para, pul, o şu bu onlardan vazgeçip tamamen insanlara iyilik yapmaya. Böyle hani e, tamamen e, güzellikleri, Allah'ı, e, peygamberleri sevmeyi anlatmaya biz e, tasavvuf diyoruz. Şimdi a bir şiirimiz var bunu isterseniz beraber inceleyelim. Hani az önce göstermiştik ya mani koşma türkü. Onlarla alakalı bir soru. Şimdi bu diyor ki, burada diyor ki nazım birimi nazım birimi ee, dörtlüktür diyor. E hocam bunu bilmemek çok zor yani. Baksanız hocam dört diye diyeceksiniz. Hemen şak diye buraya ne diyeceksiniz? Bir doğru diyeceksiniz. Burada doğru olan bir bir kere doğru. Nazım birimi dörtlük. Niye? Hocam dört dört diyor. Tamam. On bir ölçüsü kullanılmıştır. Bakalım. Sadece seçilir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, a. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, a. 11'i değil 8'i kullanılmış. Dolayısıyla bu yanlış oluyor arkadaşlar. Nazım türü nefestir diyor. Bakalım. Pir Sultan Abdal'ı gördüğünüz zaman ve bu şekilde 12 imamı gördüğünüz zaman, Hakk'a ulaşır gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki bu tamam. 12 imam, Hazreti Ali, Pir Sultan Abdal bu direkt nefestir diyeceksiniz. Bu da yine doğru. Nazım şekli manidir diyor. Aa, ama bu kadar da olmaz ki hocam diyeceksiniz. Mani tek dörtlükten oluşuyor. A, A, X, A şeklinde K, F, L, N, 7, L, C ösülü oluyor. Bu kere 8'li. İkincisi tek dörtlük değil. O yüzden kusura bakmayın. Bu yanlıştır diyeceksiniz. Rediftir diyor. Redife bakalım. Redif yazılışları aynı. anlamları aynı. Görevleri aynı. Ek ya da e, ses ya da kelimelerdi bak. Cevri, mizi. Diyor. Tamam. Başka bir şey yok. Ha. Demedim mi? Demedim mi? Bak. Yemezsin. Mezsin demedim mi? çekemezsin demedim. Mesin demedim. Mesin demedimler redif. Veyahut da dilek tir, devlet tir, gömlektir. Tirler yine redif. Dolayısıyla bu da yine doğru arkadaşlar. Redifleri de morla göstermiş olduk. Cinaslı kafiye kullanılmıştır diyor. Cinaslı kafiye neydi? Yazılışı aynı anlamları farklı olan sesli sözcüklerin kullanıldığı kafiye. Mesela örnek veriyorum. E, dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok Geç. ''Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç.'' Bak hem geç hem geç. Biri geç kalmak manası geç. Hani e, erkenin zıttı. Biri ise geç geç bekleme geç diyor. E, yazılışları aynı ama anlamları farklı. Burada öyle bir şey var mı? Yok. Cinastik kafiye yok. O zaman biz buna yanlış diyoruz. Buraya yanlış diyelim. Mesela ''Kuleden ses geliyor kuleden. O kaş o göz değil mi beni sana kuleden?'' Ne oluyor ya? İşte bu tam bir cinastik kafiye. Yani kuleden ve kuleden yazılışları aynı ama anlamları farklı. Evet. Şimdi intak sanattan yararlanılmıştır diyor. İntak sanatı insan olmayan varlıkların insan gibi konuşulması. Koyun ve inek sohbet ediyorlardı. Koyun dedi ki merhaba abi. İnek dedi ki merhaba. Çalıştın mı sence? Bunlar kendi konuşuyorsa bu işte nedir? İntak sanatı oluyor. Ama burada böyle bir şey göremiyoruz. Dolayısıyla bu yanlış. Tasavvufi bir tema işlenmiştir. Evet. Nefes, nutuk, ilahi, Aynı zamanda şatiye, bunların her biri tasavvufi temadır. Bu da yine doğru arkadaşlar. Hemen başka bir divan edibetleri alakalı şiirimize bakalım. Ee, burada, evet. Şimdi numaralanmış cümlelerde bırakılan boşlukları bu şiirden hareketle tamamlayınız diyor. Şimdi bak, nazım birimi diyor. Nazım birimi deyince arkadaşlar, burada ne demiştik? Bakın, nazım birimi dörtlüktür demiştik. Fışt, fışt, fışt. Dörtleri görünce dörtlük demiştik. Yani burada nazım birimi dörtlük mü? Hayır. Bunun nazım birimi nedir arkadaşlar? Nazım birimi B'yettir. Neden hocam? iki iki gidiyor. Bu kadar basit. Nazım şekli nedir diyor. Aa, Şimdi burada nazım şekli nereden bileceğiz? Birincisi hocam belki mesnevidir. Hayır bir kere aruzun kısa kalıpları yazılmamış ve a a b b c c diye gitmiyor. E hocam belki kasidedir. Ee, yani belki beş belki otuz olacak. Hayır bak burada fuzuli diye bitirmiş. Son beyitlerde oluyor genellikle. O zaman bu bir iki üç dört beş beyitten oluşan nazım şekli gazeldir diyoruz. Niye? Beşte bitirmiş yani. Bakın bir 2, 3, 4, 5. beyt bitirmiş. Ne ölçüsü yazılıyordu divan edebiyatında? Aruz ölçüsü yazılıyordu. Bunu da bileceğiz. Kafi örgüsü bakın ilk başta AA diye başladı. Senin senin. Sonra sayesi senin. Yani B, Yerin senin. C, Dil senin. D, Diye gidiyor. Yasladır senin. EA diye gitti. Peki ne sözcü redif? E burada belli ki hep beraber görüyoruz. Senin, 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 senin hep kullanılmış. O zaman senin sözcü rediftir diyebiliriz. Hangi bölümde şairi mahlası yer alıyor? Şimdi bak son bölümde diyemezsiniz. Bunun bir adı vardı. Onun adını söylemeyi unuttum. Hemen söyleyelim. Şairin başladığı bölüme matla başla diyoruz. Şiirin son kısmına da nokta yani makta diyoruz. Gazelin de son beytine makta, kasidenin de son beytine makta diyoruz. Makta, nokta, başla, matla. Şimdi dolayısıyla burada e, son beyitte olduğuna göre son beyt diyemeyeceğiniz için, yani diyebilirsiniz de hoca kabul etmeyeceği için makta nokta diyeceksiniz. Ey sözcükleriyle nida sanatı yapılıyor arkadaşlar. Ey diyerek nida sanatı yapıyor. Hocam ey nerede? Bakın burada. Ey diyor mesela. Şimdi sevgilinin boyu için bakalım sevgilinin boyu için nokta nokta mazmunu. Mazmun kalıplaşmış benzetmeler. Mesela kirpik demiyor da ok diyor mesela. Kaş demiyor da keman diyor. Burada da boyu için ne kullanmış bakalım. Kıldı zülfün tek perişan halimi halin senin. Bir gün eybe ver sorma diye gidiyor bakalım. Ha serv. Serv arkadaşlar, servi boylu diye kullanıyoruz bizde. Serv mazmunu kullanıldığını bilmeniz lazım. Şimdi destan konusuna geldik. Artık son konumuza geliyoruz edebiyat kısmında. Hemen destan konusunu anlatalım. Ardından da artık bitiriyoruz dil bilgisiyle. Şimdi, e, destanlara baktığımızda bir doğal destanlar var. Yani bunların yazarı belli değil ve belli aşamalar da oluşuyor. İlk başta bir olay yaşanıyor gerçekten. Mesela Hunlarda eee Metehan diye biri var gerçekten ve çok büyük kahraman. Sonra o halk arasında onun kahramanlıkları yayılıyor. Sonra bir kişi onları yazıya geçiriyor. İşte destan yani doğal destanlar üç aşamada oluşuyor. Ama yapay destan adam geliyor oturup yazıyor. Kim yazdı bunu kurtarılmış Kudüs'ü? Tasso. Çılgın Orlando'yu kim yazdı? Ariosto. İlahi komediye kim yazdı? Dante. Genç Osman destanı kim yazdı? Kayıkçı Mustafa. Kuvayi Milliye destanı kim yazdı? Nazım Göt. Bunun yazarı belli. Aşamaları yok. Bu ise üç aşamada oluşuyor. Ama hocam bunların yazarı, bunların yazarı yok. Düzenleyicisi var. Mesela e, Kalevela destanı Lönnroth diye bir adam düzenlemiş. Yani İlyada Odessa destanlarını Homeros düzenlemiş. Ama temelinde bunların yazarı yok. Gılgamış Sümerlere ait bir destan. İlyada Odessa Yunanlara, Şehname İranlara, Kalevela Finlere, Şanson de Fransızlara, Nibelungayn, Almanlara, Beowulf İngilizlere, Lösit, İspanyollara, Igor Ruslara, Rahabana, Ramayana Mahabharata Hintlilere, Shinto Japonlara bizim destanlarımız zaten bilmemiz lazım. Alpertunga, Tunga, Oğuz Kağan, Şu, Ergenekon, Bozkurt, Türeyş. Bunların yazarları yok. Doğal destanlar. Bunların ise yazarları var. Şimdi bizim destanlarımıza baktığımızda bir İslamiyet önceki Türk destanlarımız var. Bir de İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanlarımız var. İslamiyet önceki Türk destanlarımızda en uzun destanımız yaratılış destanı. Alper Tunga bu bir komutan. Şu bu bir komutan. Oğuz Kağan, bu bir komutan. Attila bunlar birer komutan. Sakalarda bunlar var. Alper Tunga e, İranlarla mücadele edecek. Hatta İranların Şehname destanında Afrasyab diye ondan bahsediliyor şu da İskender'le mücadele edecek. Oğuz Kağan yine Hun hükümdarı Mete'nin hayat hikayesi. Atilla Avrupa onlarını coşturacak. Bozkurt ve Ergenekon destanları da önemli. Ergenekon destanında bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Demir madenini eritip Ergenekon dağını geçip e, yurdumuza kavuşuyoruz. Uygur döneminde yine Türeyş'e göç destanları var. Göç destanında mesela kutsal taşı Çinlere hediye ettiğimiz için topraklarımızdan oluyoruz. Dolayısıyla bunlar önemli. İslamiyet'in kabulünden sonra hemen yeşil rengi alıyorum elime dikkatliyseniz. ettiyseniz. İslamiyet'in kabulünden sonra İlk Müslüman, Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devleti Karahanlılardı. Satık Buğra Han destanı. Bismillahirrahmanirrahim. Manas destanı. Dünyanın en uzun destanlarından. Kırgız, Kazak Türk'ten ait. Cengiz Han destanı. Timur, Edige, Battal Gazi, Danışment Gazi, Köroğlu destanları önemli. Bunların içinde Danışment Gazi destanı çok önemli. Niye? Çünkü gerçeklik payı var. Danışment oğulları diye bir beylik var. Şimdi o zaman hemen bu destanla alakalı sorumuza da bakalım. Diyor ki ne demiş? Bu parçayla ilgili yargıları doğru de veyahut da yanlış ye şeklinde değerlendiririz Bakalım. Uygur ülkesinde Tuğla ve Selen maklarının birleştiği yerde Kumlançu denilen bir tepe vardı. Adına Hulin Dağı derlerdi. Hulin Dağı'nda birbirine çok yakın iki ağaç büyümüştü. Biri kayın ağacıydı. Bir gece kayın ağacının üzerine gökyüzünden bir mavi ışık düştü. Kayın ağacının üzerinde aylar ayı kaldı. Kutsal ışık kayın ağacının üstünde kaldığı süre içinde kayın ağacının gövdesi büyüdükçe büyüdü, kabardı. Bir gün ağacın gövdesi ansızın yarıldı. İçinden beş küçük çadır, beş küçük odacık görünümünde ortaya çıktı her odacının içinde bir çocuk bulunmaktaydı. Bu en büyükleriydi. Ötekilerden daha güzel, daha zeki, daha yiğit görünüyordu. Bu Tekin'in hepsinden üstün olduğunu anlayan halk onu Hakan olarak seçti. Büyük bir törenle Bu tahta oturttular. Şimdi bu bir kere Uygur ülkesi dediğine göre Uygurlarda Ergenekon destanı yoktu. Ergenekon destanı kimdeydi arkadaşlar? Köktürklerdeydi. Bu türeyiş destanı. Kurttan türeyişimiz. Türeyiş destanı. Eğer kutsal taş gitseydi göç destanı derdik. Dolayısıyla bu yanlış oluyor arkadaşlar. Bir yanlış. Bu türeyiş destanı. Türeyiş destanından alınmış. Olağanüstü ögeler var mı? E tabii ki yani. Ne kadar garip şeyler oldu. Doğru. Birinci kişi ağzından anlatılmıştır. Bu e, yanlış. Niye? Bak yaptım, ettim, doğdum demiyor ki. Derlerdi onlar. Ağacıydı. O. İşte kaldı o, kabardı o, idi o, görünüyordu, seçti hep o, o diye gidiyor. Dolayısıyla birinci değil, üçüncü kişi ağızdan anlatılmış. Bu yanlış oluyor. Kahraman anlatıcı bakış açısı kullanılmıştır. E, bu da tabii ki yanlış. Yaptım, başardım demiyor ki. Burada gözlemci anlatıcı bakış açısı var. Gözlemci. Buraya yazıyorum. Gözlemci anlatıcı bakış açısı var. Ağaç ve ışık motifleri kullanılmıştır. Evet, bizim destanlarımızda arkadaşlar bu motifler çok sık kullanılır. Mesela ağaç, ışık, kırklar, at... Aynı zamanda başka ne diyebiliriz? E, bilge zatlar. Bunlar hep bizim destanlarımızdaki anahtar motiflerdir. Hakan sonra tanrısal kaynağı dayandırma anlayışına e, anlayışının izi vardır. Evet bu da doğru. Bak ne oldu? Tanrı gönderiyor ve ardından da kutsal ışığın içinden kutsal ışık. Bak kutsal tabii ki tanrı. Allah yani. Sonrasında oradan Hakan geliyor ve diyorlar ki kut anlayışı yani. Bize Hakan'ımızı... Tanrı, gök Tanrı gönderdi kutsal ışıkla diyorlar ve kut anlayışıyla ona e, çok ciddi bir şekilde güvenecekler. Şimdi o zaman edebiyat kısmımızı bitirmiş olduğu harika bir şekilde son bir artık şey kısmı kaldı arkadaşlar. Dil bilgisi kısmı kaldı. Onlara değinelim. Şimdi filmsel arkadaşlar çok basit hatırlarsanız ne yapıyorduk? Önce yüklemi buluyorduk. Cümlenin içerisinde en önemli kelime yani olmazsa olmaz olan kelime lokomotif dediğimiz şey yüklemdi. Yüklemi bulduktan sonra bir yüklemi bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz alabilenlere bakıyorduk. Mesela hemen bakalım buradan göstereyim. Sever yüklem okumayı okumamayı. Bu kadar basit. Dökülüyor yüklem solmuş solmamış. Veyahut da verdi yüklem okuyup okumayıp. Çalışıyor yüklem ölesiye ölmeyesiye. Arasın yüklem gelece gelmeyince. Yani yüklemi bul geriye kalanlardan mame iki alanlar. Mayışmak ekini aldıysa isim fiil. Anası mezar dikecekmiş ekini aldıysa sıfat fiil. Diğer ekler aldıysa da zarf fiil oluyor. Ve zarf fiiller ya nasıl sorusuna veren durum zarfı oluyor. Yani nasıl çalışıyordu ölesi. Ya da ne zaman sorusuna cevap veren zaman zarfı oluyor. Ge gelince beni arasın. Ne zaman? Gelince diyebiliyoruz. Şimdi isterseniz burada ee, sorumuza geçelim. Şu olabilir bakın mesela. Buradaki film seri bulacağım şimdi size. Önce yüklemleri buluyorsunuz. Türüdür. Ürünlerindendir. Anlatılır. Azalmıştır. işlenmiştir, Şekildedir. Anlatılmıştır. Sonra geriye kalanlardan mahmeki alanlara bakıyorsunuz. Anlatıldığı anlatılmadığı. Dık sıfat fiil. Geçiş geçmiş. Geçmiş değil geçmeyiş. İsim fiil. Me i̇ş eki ver. Olağan esirlik yani senin şey, nasıl mesele karışık. Olağan esirlik. Tamam başka yok. Bu kadar basit. Böyle yapıyorsunuz. Veyahut da başka bir tane daha göstereyim mesela. Şuna bakalım. Konu edinir yüklem. Tamam mı? Veyahut da ozandır yüklem diyelim. Ozan hayatına konuşuyor. Olan olmayan sıfat fiil. Dedek yazarı değil. Anlaştık. Olan olmayan sıfat fiil. Mame'yi getiriyorsun bitiyor. Dolayısıyla film senin yöntemi bu arkadaşlar. Tamlamalara bakalım artık son konumuz bitiriyoruz. Sonrasında sizler mutlaka mutlaka Dinamo Edebiyat Soru Bankamızdaki yazılı provalarını mutlaka çözmeniz lazım arkadaşlar. Ve tabii ki de ne yapmanız lazım? Buradaki akıl notlarından da faydalanarak sınavda yanınızda yani sınavda yanınızda değil de sınav öncesi ve sonrası yanınızda bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi tamlamalar çok basit. Burada yapmanız gereken şey şu. Şimdi öncelikle tamlama nedir onu bir anlatayım size. Bu tek başına geziyor. bu sap. Yani öyle dolaşıyor yalnız başına. Bu da tek başına, tamam. Bu da tek başına. Ama şu ikisi bir çift. Bunlar tamlayan ve tamlanan var. Birbirlerini tamamlıyorlar yani. Bu ikisi çift. Bunlar tamlayan ve tamlanan. Burada bir sıkıntı var mı yok? Çiftlerimiz, tamlayan ve tamlanan. Bunlar ise tek başına dolaşıyorlar. Şimdi bakın. Ee, Ali kitabını kitabını e, masaya bıraktı diyelim. Şimdi bu cümledeki kelimelerin hiçbiri tamlama değil. Ali bıraktı, kitabını bıraktı, masaya bıraktı. Bak bunların her biri tek başına takılıyorlar. Ama şimdi şuraya bakın. Ali'nin kardeşi. Bak bir tamlam var. Ali'nin kardeşi. Ee, okul kitabını. Bak bu da bir tamlama. Okul kitabını. E, yan masaya. Hangi masa? Yan masaya. Bıraktı dediğiniz zaman burada işte tamlamalar oluştu. Nasıl oldu hocam? Bak şimdi. Ali'nin kardeşi okul kitabı, yan masa bunlar her biri bir tamlama oldu. Peki hocam bu tamlamaların çeşitleri var mı? Var. Ali'nin kardeşi dersen belirtili isim tamlaması oluyor. Her ikisi de şey kalırsa. Okulun kitabı değil de okul kitabı dersen de belirtisiz isim tamlaması oluyor. Eğer nasıl masa diyorsan, güzel masa, hangi masa, şu masa, diğer masa, iki masa diyorsan da bu da sıfat tamlaması oluyor. Şimdi gelin bunların çeşitlerine bakalım. Şimdi sıfat tamlamaları ve isim tamlamalarında arkadaşlar bir tamlayan, iki tamlanan var. Bak burada da tamlayan ve tamlanan var. Burada isim isim var. İsim isme diyor ki ne neyin kimin diyor. Ne fırçası resim fırçası. Kimin kalemi Ali'nin kalemi gibi sorular soruyorsun. Sıfat anlamalarında ise nasıl hangi kaç sorularını soruyorsun. Nasıl ev yeni ev. Hangi kitap şu kitap. Hangi okullar bazı okullar. Kaç elma iki elma. Hangi öğrenci dediğinde bunlar birer sıfat oluyor. Ve sıfatların yanındakiler de sıfat tanımlaması oluyor. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Resimin fırçası deseydi belirtili olurdu. Resim fırçası dediği için sadece ikinci şey kaldığı için biz buna belirtisiz diyoruz. Ali'nin kalemi dediğimizde bu belirtili oluyor. Okul bahçesinin kapısı dediğimizde üç tane isim birbiriyle birleşirse de bu arkadaşlar zincirleme isim tamlaması oluyor. Hemen sorumuza bakalım isterseniz bununla alakalı. Nerede sorumuz? Tamlamalardan hangi tür bakımından ötekilerden farklıdır diyor. Şimdi neydi? Bir isim tamlaması vardı. Bir de arkadaşlar sıfat tamlaması vardı. İsim tanımlamasında da iki tane sözcük vardı. İsim isim. Sıfat tanımlamasında da iki tane sözcük vardı. Sıfat isim. Burada nasıl, hangi ve kaç sorularını soruyorduk. Hop çıkıyor hop buraya. Burada ise ne, neyin ve kimin sorularını soruyorduk. Hop çıkıyor hop buraya. Şimdi başlıyorum. Nasıl evler? Tarihi evler. Bu sıfat tanımlaması. Devam ediyorum. Nasıl doğa? Yemyeşil doğa. Sıfat tanımlaması. Nasıl güzellikler? Çeşitli güzellikler. Sıfat tanımlaması. Nasıl penceresinden? Error, error. Olmuyor bak. Nasıl penceresinden değil. Ne penceresinden diyorsun? Ne penceresinden dediğimiz için bu doğa oluyor. O da isim tanımlaması oluyor. Hangi öneriler? Bazı öneriler. Bu da yine sıfat tanımlaması oluyor. Bak nasıl hangi kaç soruları sıfat tanımlamalarını? Ne, neyin kimin soruları da isim tanımlamalarını buluyordu. Bak ne neyin kimin sorusu. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği oluyor. Yazım yanlış ve noktalama işaretleri de çıkacağı için bunlara da birer örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi demiş ki bu parçadaki altı cili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bir düşünce adamı olarak Ahmet Ham Tanpınar'ın önemi Türk kültürünün geçmişi hakkında ileri sürdüğü görüşlerin orijinallik. Burada bir hata yok. Orijinal kelimesi doğru yazılmış. Orijinalliği kadar. Bunların ortaya çıktığı dönemin şartları bakımından da daha iyi kapatalım. Bunların ortaya çıktığı dönemin şartları bakımından son derece dikkat çekici olmasından diyebiliyoruz. Daha iyi, daha iyi yazabiliyoruz. Burada da sıkıntı yok. Ee, gelmektedir. Tanpınar gerek Beşehir gerekse ölümünden sonra yayınlanan yaşadığım gibideki yazılarında Türk toplumunun modernleşme sürecinde yaşadığı geçmişten kopuşa ulaşmıştır. Bunun yanı sıra, yanı sıra ayrı yazılır. Bu da doğru. Üniversitede çok çıkıyor. Kopuşun ortaya çıkardığı bir takım meselelere, aa bak bir takım elbise aldım deseydi ayrı yazabilirdi ama bir takım bazı anlamına geldiği zaman bitişik yazılır. Dolayısıyla bu yanlış yazılmış. Bir takım bitişik yazılmalıydı meselelere kavga etmeden yaklaşabilme yürekliliğini de göstermiş bir aydınır diyor. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Son olarak bir de noktalama işaretleri sorusu çözelim ve bitirelim arkadaşlar. Sonrasında zaten sizler akıl notlarımızdan ve dinamodan çalışacaksınız. Hangisi de kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir yanlış yapılmıştır diyor. Bakalım. Kapadokya'nın doğru bir sıkıntı yok. Özel ismi çekim iki gelmiş. Eskisiz güzelliğe sahip vadelerine görenleri büyüleyen peribacaları Nevşehirimizin bu da doğru. Çekim iki gelmiş. Önde gelen turistik değerleri arasında yer alır. Tamam sıkıntı yok. THK'nin tamam burada da sıkıntı yok. THK'nin oluyor. Bakın arkadaşlar. TDK'nin TTK'nin MHK'nin sakın TDK'nın TTK'nın MHK'nın diyenlerden olmayın. Bunlar nin diye çıkıyor. TT, TDK'nin TTK'nin MHK'nin demeniz lazım. Bunu ÖSYM'de soruyor hocanıza sorar. Uçan Türk dergisi yeni hayatına 1954'te tamam sıkıntı yok başlamıştır ve iki ayda bir yayınlanmaktadır. Bunlarda sıkıntı yok. Çankaya'da özel isim 1940'ta nişan yüzükleri takılan çift evlenince Afet Hanım'ın uzman olan soyadı İnan olmuştur diyor. Tamam. Afet İnan'ın isminin verilişi anlatıyor. Tamam. Tanzimat döneminde sıkıntı yok. Önemli gelişmeler olmuş. Osmanlı Devleti alanında alanda batıyı bak batıdan kastı yön olarak batı değil. Avrupalı devletleri kastı o da ayrı yazılır. Sempozyuma sunulacak bildirilerin seçiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ha bak kurumunun, kurulunun, meclisinin olduğu zaman bu ayrılmaması lazımdı. Bu meclisinin olması gerekiyordu. O yüzden cevabımız E seçeneği. Evet arkadaşlar yazılı provamızı bitirdik. Ödülü sorumuz burada. Mutlaka akıl notlarını yanınıza gezdirerek güzel güzel çalışmalar yapın. Ve yine mutlaka Dinamo Soru Bankalarındaki yazılı provalarını çözün. Hadi bakalım şimdiden yazılarınıza başarılar.